Merhaba arkadaşlar, bu videoda sizlere yine bir pivot tablo uygulaması yapmak istiyorum. Senaryomuzda yine standart verilerimizden, satış verilerimizden bir pivot tablo oluşturacağız. Satış elemanlarının marka bazında toplamdan ilişkin. Ancak burada farklı değer gösterimlerini show value as ile genel toplam oranları, sütün satın oranları, bir önceki ay oranları gibi işlemler yapacağız. Değer gösterimi show value as pivot tablo oluşturduktan sonra görünüm olarak alabileceğimiz seçeneklerin başında geliyor. Şimdi öncelikle pivot tablomuzu oluşturalım. Ekle insert'ten pivot tabloya gidiyoruz. Bizden istenen satış elemanlarının marka bazında şöyle yapayım. Tutarlarıydı. Gerekli gruplamaya da istediklerimizi atabiliriz arkadaşlar. Tabi aylara göre gruplamalar her şey olabilir. Hemen ufak bir de tasarım yapalım. Daha şık görünsün. Şunları da beğeniyoruz. Ondan sonra arkadaşlar görmüşler. Bir de rakamları kontrol A virgüllerini koyayım. Evet, pivot tablomuzu yaptık. Bu görmüş olduğunuz pivot tablo normal satıcıların markalar bazında sattıkları tutarlar. İstersek sıralayalım da. Şimdi burada bakın bir genel toplam var. 447 bin lira. Değer gösterimlerine başlıyorum. Birçok yerden gidebiliriz ama tipik olarak sağ tuş değer gösterimi show value as diye çıkacak İngilizceleri. Bunlar normalde düz bir hesaplama yok dediği. Genel toplam oranı general total, column total, row total, bir üst satıra parent olarak geliyor arkadaşlar. Yine difference şeklinde, percent difference'ları şeklinde arkadaşlar şeyimiz var, hesaplamamız var. İlk örneğimiz genel toplam oranı. Bakın genel toplam oranı burada işte o 400 bin 500 bin her neyse yazıyordu. Onu %100 kabul edip her bir elemanın genel toplama oranını gösteriyor. Yani biz burada şunu görüyoruz ki %2.3'müş bu satıcının mesela. %1'in altında olanlara da aşağıya ok koyalım. Ya da isterseniz sadece genel toplamdan gidelim. %1'in altında olanlar. Gerçi sıraladığımız için altında. Bunlar sıralı değil tabi. Buraya o zaman uygulayalım. %1'in altında olanlara çarpı koyalım. Bu adamlar hazırlansınlar. Simgeleri koyduk. Hemen yönetime gitmemiz gerekir. Düzenleyelim. %1'in altında olacaklar. Şunlar iptal. Bunları istemiyoruz. Buna da şuraya 1 desek, 1 desek. %1, %1. %1'den küçük anlama geliyor değil mi arkadaşlar? Evet. Bayağı çok varmış. Görmüş olduğunuz gibi. Şu rakamlar görünsün. Evet. Bayağı çok. Sayabiliriz de %1'in kaç tane olduğunu. Evet. Yani buradaki espri arkadaşlar bize farklı görünümler sunulması. Yani %1 ikisi meselesinden çok. Genel toplamda sütün oranları, satılan oranları var. Onları yapacağım. Belirli bir aya oranları, yani sütunların bundaki oranları, satırları oran, yani şu satırın 11.000 oranlarını satır oranı alabiliriz. Bir baz değere örneğin bu markaya hepsinin oranlarını alabiliriz. Farklı görünümler bu şekilde sağlanıyor. Çok önemli bir özellik bence pivot tablonun genelde de kullanılıyor. Yani pivot tablo denince daha çok işte süt ürünlerine göre, İşte markaya göre satışların toplamı ama bu kadar değil. İç içe kullanımlar, iç içe kullanımda birbirlerinin oranlarını şimdi göreceğiz. Parent oranları diye arkadaşlar. Evet, bu şekilde videoyu sonlandırıyorum. Umarım yararlı olmuştur. Bir diğer uygulamada görüşmek üzere. Hoşçakalın.